Merhabalar, bugünkü sunumumuzda Financial Times'e yayınlanan bir makaleyi ele almak istiyorum. Telif konusunda sorun yaşamamak adına makalenin izin verilen oranda çevirisiyle makalenin içeriği doğrultusunda değerlendirme yapılmıştır. Orijinal makalenin linki açıklamalar kısmında yer almaktadır. Geçen hafta Hong Kong'dan kalkış yaptıktan kısa bir süre sonra bir Rolls-Royce motoru bulunan Cathay Pacific Airbus A350'de yangın çıktı ve bu olay havacılık enstitüsünde küresel bir endişeye neden oldu. Rolls-Royce'un hisseleri %6,5 oranında düştü. Çünkü yatırımcılar şirketin toparlanma sürecinin tehlikeye girdiğinden endişe ettiler. Neyse ki bu olayın ciddi bir sorun olmadığı ortaya çıktı. Sorunun Rolls-Royce Trent 1000 motorundaki önceki bir arızaya kıyasla daha küçük bir sorun olan kolayca değiştirilebilen bir yakıt borusundan kaynaklandığı anlaşıldı. Bu önceki sorun 2017'de ortaya çıkmış ve çözümü 2 milyar sterline mal olmuştu. Rolls-Royce, 1914'te Henry Royce tarafından tasarlanan Eagle motoruyla havacılık dünyasına adım attı. Ancak son yıllarda şirket ciddi mali zorluklar yaşadı. Özellikle 2017'de Boeing 787 için üretilen Trent 1 motorlarındaki hatalar Rolls-Royce'a milyarlarca sterline mal oldu. Şirket COVID-19 pandemisinin havacılık sektörüne etkisiyle de büyük bir darbe daha aldı. Ocak 2023'te göreve gelen Tufan Ergin Bilgiç, şirketin geleceği için büyük bir değişim başlattı. Ergin Bilgiç, CEO olarak ilk açıklamalarında Rolls-Royce'u yanmakta olan bir platform olarak tanımladı. O günden bu yana yönetici kadrosunu daraltma, maliyetleri düşürme ve verimsiz anlaşmalardan kaçınma gibi radikal adımlar attı. Ergin Bilgiç'in katı stratejileri sonuç vermeye başladı. Rolls-Royce'un hisseleri 4 katına çıktı ve şirket, 2023 yılı boyunca dikkat çekici bir toparlanma yaşadı. Özellikle sivil havacılık motorları alanındaki başarılar bu toparlanmanın temelini oluşturuyor. Rolls-Royce şu anda geniş gövdeli uçaklar için yeni motor siparişlerinde %50 pazar payına sahip konumda. Havacılık uzmanlarına göre şirketin geleceği ise oldukça umut verici. Rolls-Royce, UltraPan adını verdiği yeni motor teknolojisi üzerinde çalışıyor. Ancak tek koridorlu uçaklar için motor üretememesi şirkete önemli bir zorluk oluşturuyor. Tufan Ergin Bilgiç bu pazarda yeniden yer almak için 2030'larda bir fırsat kolluyor. Rolls-Royce, liderlikteki değişim ve stratejik adımlarla havacılıkta yeniden yükselişe geçmiş durumdayken böyle bir hatanın olması tekrar endişe yarattı. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Fakat Tufan Ergin Bilgiç'in liderliği sayesinde şirket bir kez daha havacılık sektörünün en güçlü oyuncularından biri olma yolunda ilerliyor. Gelecekte Rolls-Royce'un yükseliş trendinin devam etmesi bekleniyor. Bir sunumun daha sonuna geldik. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki sunumda görüşmek üzere, hoşça kalın. Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind.